Hepinize yeni bir günden selamlar. Bu arada hayırlı cumalar, hayırlı kandiller diliyorum arkadaşlar. Bugün cuma ve aynı zamanda Kadir gecesi. Cumanız mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bir ay boyunca sabredip tuttuğunuz oruçlarınızı kat kat sevabıyla kabul etsin inşallah. Hepiniz iyisinizdir inşallah canlar. İyiyiz bizler de şükür Allah'a. Ama benim bugün boğazım ağrıyor. Şiddetli bir boğaz ağrısı çekiyorum. Birazdan çocukları okula gönderdikten sonra, öğleden sonra yani sağlık ocağı tekrar açılsın, saat 1'den sonra gidip ilaç yazdıracağım. Yutkundukça çok fena ağrıyor. Bir de bugün cuma olduğu için bir de 9 günlük tatile giriyoruz. Hafta içi sağlık ocakları da kapalı olur. Ondan sonra o yüzden bugün mutlaka gidip bir ilaç yazdırmalıyım. Gözlerimin durumu bu ama akşamları ve sabahları çok daha kötü oluyor. Şu an ilaç kullandığım, ilaç tıktığım için bir tık iyi. Ama henüz düzelmiş değil, henüz geçmiş değil. Geçmedi bilmiyorum. 4-5 gün oldu bir türlü bu benim gözlerim iyileşmedi. Akşam olunca daha kötü oluyor. Daha kızarıyor, batıyor. Bilmiyorum yani nasıl olacak, nasıl düzelecek. İlacı kullanıyorum ama geçecek diye ümit ediyorum bakalım. Aldın mı? Bunun peki var mı? O çorap değil yavrum. Ne? Al şunu giy. Al hemen. Hadi çabuk ol. Momiş, momiş. Hadi annem. Şu Yakup'un çantası. Arkadaşlar. Tamam tamam. Sen saçlarını ıslat gel. Şu Yakup'un çantasını bir açsana. Kızım tamam dedim. Suları doldur Aylin. Sular nerede? Benim suyum var öyle de. Yakup'un suyu yatak odasında. Koş getir onu. Valla benim suyum var. Tamam onu alabilirsin. O da el aydan. Ali abin su başka şişe aldı onu al. Ona ben başka su koydum. Hadi kızım. Sen onu koy. Yakup'un su şişesi yatak odasında. Onu doldur çantasının içine. Kapağını da iyi kapat koy. Hemen saçlarını ıslat. Tokanı falan al gel. Papatyalı tokan kayıp mı? Aynen senin bulamıyorum ben onu. İçinde. He tamam hadi bununla bağla, bununla bağlayayım saçlarını. Hadi kızım çabuk ol. Bilmiyor bu. Karıştırmışlar biraz bu çekmeceyi. Bayağı bir karışık. Efendim. Ne oldu? Bak ya, bak ya. Bugün Yakup Gil okulda şey etkinliği yapacaklarmış. Nedenmiş? Şunu kapat şeyi. Onu kapağını kapat, çantasına koy. Bayramlaşma etkinliği yapacaklarmış okulda. Ha, öğretmen şey demişti. Bayram şekeri demişti. Bayram şekerini de tamam. Şey yapayım. Hadi gel. Abla benim için bayram şekeri getir. Dur ben hemen koyacağım bayram şekeri. İyice kapatsın mı? Giymiyorum çorap falan ya. Aile şu çorabını giysene kızım şunun. Şunun çorabını giydir. Ben de aa. Ha, şöyle bir kere var mı? Şöyle her şeyin böyle bir kere var mı? Var. Var kızım var. Ne? Yakup, bak çantana bayram şekeri koydum. Öğretmen bayram şekeri. Bir kilo koyaydın bari. Bir kilo koysaydın bari. Ya dinle Allah. Herkes bu kadar buradan gelecek. Bir tane mi koyacak? Bir tane yapın. Alırsın Aydın, tamam. Öğretmenine ver, tamam mı? Okula gidince öğretmenine ver. Ay havaya koydum. Ne olmuyor ya? Çorabını giydiremedi ya. Çorabını giydiremedi ya. Aa, çabuk olun hadi. Çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun. Kızım olun. Nasıl giydiremiyorsunuz? Eski çorap bu, eski çorap değil ki. Aynen. Yeni ayağına olan çorap. Bunun yeri de var. Ah süt. Tevrat Ayın Hikmet öyle bir şeyler yazıyor. Tevrat Ayın Hikmet yok.
Sendekini de? Ne? Sen ona yine para ver. Bir de Allah tırık yapıyor bana. Ölmesin. Anne. Anne. Baba. Para bırakmıyorsun vücudlarımdan. Seni soyup soğana çeviriyoruz. Yok, babana soyup söyle. Para bırakmadım. 15 lira para bırakmışsınız. Bozuk para. Çocuk durmuyor, hadi. Yakup, gel saçlarını ıslatayım. Niye kız, onları harcayacağım ben sana ya. Niye bozuk paralar harcayacağım? Harcıyor. Tamam, bozuk paralardan kullan kızım. Niye boşaltacaksın? Şunları nereye koyayım? Kalsın orada kızım. Nereye koyacağım? Koy. Şunlarla falan kalsın diye verdi de öyle. Nihat kırdı da bir yere. Fener. Her şeyi yeme. Hadi Selice. Aylin hadi kızım. Fener. Fener bakayım gibi. Hadi. Kukuş. Acıktı, acıktı. Tamam. Kukuş. Her şeyi yener. Dünyayı yener. Öyle der. Kukuş. Burnunu biraz ıslak mendille yiyeyim. Islak mendille ağzından burnunu denize oğlum hadi. Hadi. Emiyor boş. Emiyor boş. Galatasaray ağlama. Hayır. Galatasaray çöp çöp yap. Galatasaray ağlama. Anne seni sever bugün Aylin. Öğretmen Fenerbahçe'ye yapma. O Fenerbahçe'ye formalı falan yok. Anne. Bir dakika. Galatasaray'a Fenerbahçe formasını giyiyor. Belki. Galatasaray galiba Fenerbahçe forması giyiyor. Olabilir kızım ya. Ya belki yoktur. Galatasaray formasından yoktu. Mesela şey diyordun ya, Galatasaray üstü diyordun ya, abimin yatağının altındaymış. Nilay kızım, acıktın mı annem? Çok mu acıktın bebeğim? He? Pislikleri almıyor. Kurban olurum aşkım. Pislikleri almıyor. Geldi mi bebeğim, geldi. Dur. Ay, korkuyorum. Gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Sen git içeri çabuk. Peçete lazım bir de. Kuzum. Bir de peçete. Gel aşkım. Aşkım. Çekilin. Kurban olayım. Ben de elvan da oy. Şöyle yaparlar ya. Formayı örterler. Aldım.
Al, Yakup yere düştü, onu alsan annem. Aa, bana sıkmadı. Sana sıkmadık mı? Tamam, evet. Sana da sıkalım. Hadi. Kapsüle işe mi? Yok, dün aldığın önemli acil bir şey yok. Ben sana dün pirincini al dedim, niye almadın? Yazdırmıştım. Anneciğim, hani böyle yapamadım. Baba, yana bandı da al. Çünkü elim kararmıştı. Tamam, dün üstüne. Yakup gel, gözüne gelir. Ben sıkabiliyorum. Hadi ayakkabılarınızı yine giyin ama çabuk. Tamam, yapma. Kedimi biraz daha büyüyünce öper kızım. Öper de bilir. Dişleri çıkınca ısırırdı. Ayaklarını öpeyim. Ayaklarını öpeyim. Yok ya. Yok, hadi. Güle güle. Yok. Ayrına para verdim. Çantalarınızı alın. Tut. Onu da tut. Yakup'un suyunu iyice kapattın değil mi? Doldurduk oğlum suyunu. Hadi Allah'a emanet olun kızım. Yavaş. Yavaş. Güle güle. Hadi güle güle. Güle güle. Sağlık ocağına gideceğim ya. Başka bir yere uğramadan gel. Sağlık ocağına gideceğim. Ne yapıyorsun? Hadi. Ondan sonra şurada halıyı 2 dakika fırçalayıverip dama atacağız. Tamam canım? Halı. Halıyı dama atıveririz. İki fırçalayıveririz hemen. Eskisi gibi büyük değil ya. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Oy, fena bir bahçe forması da yakıştı kızıma. Hiç giymiyordu. Bugün fena bahçe formasını giymek istedi. Neyse, şimdi Ali hemen gelecek. Şey yapmadım, beklemedim. Bugün fena bahçe formasını giymek istedi Aylin. Çünkü hiç giymiyordu. İlk defa giydi. Çok yakıştı. Değil mi kızım? Ablaya forma çok yakıştı. Değil mi anneciğim? Çiçeğim. Bakacağım. Oh tatlişim. Tatlişim. Vallahi bugün hem sağlık ocağına gideceğim. Saat şu an 1'e 5 var. Ali gelsin. Çocukları hemen okula bırakıp gelsin. Sağlık ocağına gideceğim. O arada kızımın karnını doyuracağım. Sağlık ocağına gideceğim. İlacı yazdıracağım. Geleceğim hemen. Ali ile salonun halısını yıkayacağız. Sadece bu salon kaldı zaten temizlik olaraktan. Sadece burası kaldı. Diğer odalar falan tamam Allah'a şükür. Yani. Evet, şimdi biz kızımızın, bebişimin karnını doyurayım. Çiçeğim. Bak, çorap giydirecektim senin ayaklarına ben. Kızımın ayakları üşümüş. Oy.
çorap giydireyim ben kızımın tombik ayaklarına. Nereye gitti kızım? Baba nerede? Hani Aylin abla? Hani kızım abi nerede? Yakup abi nerede? Kaldır beni diyor. Bak bak poposunu böyle yukarı kaldırıyor ya, beni kaldır diyor. Kucağına al diyor. Şimdi bıraktım seni. Şimdi bıraktım ben şimdi. Buraları bak burayı çizmiş. Gözünün üstünü tırnağıyla çizmiş. Ay o gün hemşire de diyor. Çocuk bebeklerin diyor tırnakları jilet gibi ya diyor. Nasıl kesiyorlar yüzlerini diyor. Kesiyoruz tabii tırnaklarını sürekli ama azıcık uzadığımı hemen yüzünü gözünü çiziyor. Ha kuzum. Anne. Uy, benim güzelim. Benim canımın içi. Aşkım. Tatlım. Çiçeğim annem. Ha güzel kızım benim. Oy. Yerim senin o ağzını ben. Senin o ağzını yerim ben. Senin o ağzını yerim ben. Ay kurban olayım. Kurban olayım verene seni. Kurban olayım seni verene. Çok elini ağzına sokuyor teyzeleri ya. Çok sokuyor elini ağzına. Sürekli el ağızda. Tombik ellerini severim senin. Tombik ellerini. Güzel kızım benim. Tatlı kızım benim. Göbüş açılıyor kız. Bluzu kısa geliyor. Göbüş açılıyor. Göbüş açılıyor. Oy, yerim o göbüşünü senin. Senin o göbüşünü yerim senin. Ha kızım. Ha. Artık yavaş yavaş kalkalım mı? Önce sana çorap giydireyim. Dur. Şu peçeteleri atayım. Ayakların üşümesin. Babamız gelene kadar şu ortalığı bir toparlayalım. Hey kuzum, hey. Hey aşkım. Bu yastık da burada kalmış. Yastık da burada kalmış kızım. Peçeteyi de şuraya koyayım da. Götürelim. Senin çorabın öbür odada kaldı herhalde. Ay yatırma beni diyor. Yatırma. Beni yatırma diyor. Ha. Ne yapalım kızım? Ha. Ne yapalım anne? Çiçeğim benim. Seni severim. Ha? Sen bana öyle baktıkça, güldükçe vay ya. Dünyalar benim oluyor. Benim güzel kızım. Oy 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 oy. Oh oh. Şimdi abla atmış buraya, çıkarmış atmış. Ay öbür odaya gidelim. O yatak odasının çocukları falan, çocukların odası falan her yerde hali toplu da yatak odasını toplamamıştım. Orayı bir toparlayayım. Ali de çocukları okula bıraktı geldi ama şey. Yat bakayım Nilay şuraya 2 dakika sen. Ben ablanın yatağını hemen toplayayım. Tamam mı aşkım? Tamam mı çiçeğim? Sabah kalktım, bir boğaz ağrısı, bir boğaz ağrısı. Ne yutkunabiliyorum? Gözlerim şişmiş. Bu gözümün rahatsızlığı sabahları, yani akşam başlıyor tekrar. Yani gündüz biraz hafifliyor, akşam geri başlıyor. Böyle felaket bir şey olmuş mu? Allah'ım, o kadar kötüyüm ki. Çocuklara, gel bakayım seni şimdi ablanın yatağına koyalım. 2 dakika orada yat. Güvenemiyorum. Sağı solu belli olmuyor artık. Dönebilir. Şu öbür odaya gidecek. Ay.
Hiç çocuklara yatağınızı toplayın bile demek yani. O kadar kötüydüm yani. Sabah daha kötüydüm, bilmiyorum ya. Tabii bu kadar neredeyse 5-6 gündür ev düzenine, evi düzene sokmaya çalışıyoruz. Evi yerleştir, onu yap, bunu yap derken gerçekten çok yoruldum. Yani boğazlardan vurdu bakalım. Boğazdan vurdu. Boğazım çok kötü ağrıyor. Şimdi Ali'yi bekliyorum. Sağlık ocağına gideceğim. Saat daha 1:30 oldu. Hemen gelseydi, daha halıyı da yıkayacağız biz bugün. Halıyı bugün yıkarsak yarın bayram gömmesi yapmaya niyetim var. Ah Ali markete gidecekti. Ben onu tekrar arayayım da. Bayram gömmesi için şey lazım. Birkaç malzememiz eksik. Onu alsın. Bayram kömbesi tarifine bir bakayım. Defterimi alayım. Defterde kayıtlı. Yazmıştım daha önce. Gel bakayım. Gel bakayım. Ben yanına geldim mi? Nasıl seviniyor? Nasıl seviniyor? Bunları da. Al bakalım oyuncağını. Tut. Tut. daha elini kullanamıyor. Daha böyle eliyle bir şeyleri kavrayamıyor daha. Teyzeleri daha o kadar şey olmadı. 4 ay. Bugün ayın kaçı? Dün mü 4'ü? Evet, dün 4'üydü. Tam 4 aylık oldu şimdi teyzeleri kızım. Kızım şimdi tam 4 aylık oldu. Tam. Ay yeter ki doğsun. Vallahi Doğan büyüyor. Doğan büyüyor. Bunu da öyle koyalım. Şimdi geçen ben bu 5'in şeyini yaptım ya. Dünkü videoda izlediniz. 5'in kenarına çarşaf geçirdim ve şuralardan iğneyle tutturdum. Bu da çengelli iğne ama dışarıdan vurdum. İçten değil iğneler. Bazı takipçilerim demiş işte o iğne ayağına batar veya işte iğne zararlı falan demiş de hani çengelli iğne olduğu için çıkmıyor. Bir de daha önce de hep böyle yaptım. Yani diğer 4 çocuğumun hepsini bu şekilde o beşikte büyüttüm ama Allah'a çok şükür hiçbir şey de olmadı. Ama öyle bir tehlike arz eden bir şey olursa zaten şey yaparım arkadaşlar, çıkartırım. Mutfakta ufak bir bulaşık var. Şu malzemelerime bir bakayım. Kömbe malzemem eksiğim varsa Ali'ye söyleyeyim alsın. Ya da yarın mı? Hiç şimdi. Zaten büyük bir ihtimal yarın Ali evde olur. Zaten şimdi aradığımda da şeyde olur mu? Dur bir bakayım. Geç kalır gerek. Kalacak şimdi var ya, halıyı yıkayamayacağız. Ben bugün o kadar niyetliydim ki halıyı yıkamaya. Yani hatta ben Ali çocukları okula götürdüğünde o gelene kadar halıyı ben ıslatırım. Su, deterjanını koyarım bir, yani kiri yumuşamaya başlar falan diye şey yapıyordum. Saat 1:30 oldu. Markete gitti. Annesinin alacakları varmış. Demin herhalde o da bayram kömbesi yapacak. Malzeme aldıracak. Benim şöyle bir defterim var. Arasındakiler döküldü. Bunun için ben işte pasta tarifleri falan filan onları yazıyorum. Arasında da bir şeyler var. Şu değil miydi? Geçen bu kağıdı arıyordum. Var mı yok mu diye. Alper'e göstermek istediğim bir şey var bunda. Geçen böyle konuşmuştuk da. Evet. Eski bir gazete kağıdı da. Burada bir bu adı aklıma gelmiyor. Firavun. Firavun'un akıbetiyle alakalı burada bir Firavun'un hem şu anki resmi, yani biliyorsunuz bir yabancı bir ülkede, İngiltere mi demiydi? Neredeydi? Müzede duruyor. Firavun'un kendi, yani o secde haline gelmiş. O anda tövbe etmiş ama Allah-u Teala kabul etmemiş tövbesini. İnsanlığa ders olsun diye. Onun resmi ve onunla ilgili bilgiler var. Geçen Alper'le bundan bahsediyorduk. Hatta annem de dedi ki, oğlum dedi, annen de vardı dedi, o gazete kağıdı dedi. Evet anne dedim, vardı ama acaba nerede dedim. Dedim defterimin arasındaydı ama duruyor mu kidir falan dedim. Duruyormuş hakikaten. Bunu Alper'e gösteririm. Bayram kömbesi için malzemelerim, unumuz var. Ayçek yağı, süt, yoğurt, şekerimiz var.
Kömbe kokumu su yok zannedersem. Tarçın yani. Ben bir arayayım bakayım Ali'yi, malzeme. Birkaç malzemem eksik. Ben Ali'yi bir arayayım. Ali'yi aradım, ulaşamadım. Çekmiyor telefonu galiba. Neyse, o zaman ne yapacağız? Makineye çamaşırımı atayım. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorum. Aklıma bir şey geliyor, o tarafa dönüyorum. Sonra şey yapayım. Sepeti alacaktım da. Çamaşır sepetini Nilay kucağımdayken alamıyorum. Şimdi bıraktığımda da ağlıyor. Şöyle koyayım teyzelere, siz Nilay'la sohbet edin. Ben gideyim çamaşır sepetini alıp geleyim, tamam mı? Bak sen oraya kızım, sen teyzelerinle konuşa dur. Teyzelerine agucuk bugucuk yap, tamam mı? Ben de çamaşır sepetini alıp geleyim. Kaldın. Allah'ım, oy oy oy, hiçbir ev, hiçbir çocuk, bebek annesiz kalmasın. Anne bir insanın hayatında bebeklikten yaşlanıp ölene kadar anne çok kıymetli. Ne oldu? Tamam kızım, buradayım. Yamuk oluyor bir de şey. Şuradan beyazları ayarlayacağım. Ben buradayım çiçeğim. Buradayım aşkım. Kızım şu makineye beyazları bir ayarlayayım. Beyazımız kalmamış. Çünkü nerede? Gene çorapları tek tek atmışlar. Bulduk. Bebeğim. Kızım baba gelene kadar. Saat şu an 2'ye geliyor. Bak, bir şeyi niyetlenip yapamadığın zaman stres oluyorum. Ben bugün halıyı yıkamaya çok ama çok niyetliydim. Kesin bugün halıyı yıkayacağım diyordum. Bak saat 1:30 oldu. Saat 2:20 var. Daha Ali gelecek. Ben sağlık ocağına gideceğim. Gelecek. Kız ağlama. Pus sana. Ne var ya? Ben daha sağlık ocağına gidip geleceğim. Halı yıkayacağım. Saat 3'te Ali işe gelecek. Oho. Kaldı zaten bu saatten sonra der. Ben bu saatten sonra halı yıkayamam der. Kalır. İşte ben bugünümü boş geçirmek istemiyorum ama. Ne yapacağım? Yani bu büyük işler. Böyle halı yıkama gibi büyük işlere Ali varken kalkışıyorum. Bari o gelince perdeleri söktüreyim Ali'ye. Onları makineye atayım. Takma işi nasıl olur? Galiba hepsini yarın yaparız. Büyük bir ihtimal yarın Ali evde olur. Yarın yoğun bir gün olur gibi geliyor bana. İşte halı yıkama, bayram kömpesi, çocuklarla beraber yaparız hep birlikte. Galiba öyle olur. Dur bakalım. Yarın da başka bir şey çıkmazsa. Beklediğimiz bir şey var eğer o olursa. Yarına belki o da çıkabilir. Bilmiyorum. Ay. Ya şu çocuğa bakan biri olsa halıyı ben yıkarım. Ama kim bakacak? Şimdi Ali işe gitti mi çocuğa kim bakacak? Annem de bayram kömbesi yapacaktı. Belki o bugün malzemeyi alıp yarına yapmayı düşünüyordu. Onun da yani kendine göre işi var. Durmadan anneme çocuk vermiyorum ben. Sadece çarşı işimiz olursa anneme çocuğu veriyorum. Çarşıya gideceğimiz zaman sadece anneme veriyorum çocuğu. Öyle ben evdeki herhangi bir işim için anneme sürekli vermiyorum. Sonuçta o da oruç tutuyor. Ondan sonra o da bayram temizliği yapıyor. Kızım ya, tek kolundan da olmuyor yavrum ya. Azıcık dur. Bakıyor bir de bana. Bir de bakıyor bana hiç. Böyle şey pişkin.
Bayağı da beyaz birikmiş. Hadi azıcık daha şurada dur da kızım 2 dakikada çıkarıvereyim onları. Tek kolundan olmuyor ya. Bak bak bak. Oyuncağını ne yaptın? Eline bir şey versen belki azıcık onunla oyalanır. Ay. Pus sana. Sana pus sana. Ha. Oy kurban olurum. Dudaklarını büküyor. Bükme sen dudaklarını bükme. Ne yapalım? O zaman kalsın. Babayı bekleyeceğiz. Babayı mı bekleyelim? Bekleyeceğim. Ağlatmayayım yavrumu. Canlar. Ali geldi. Hemen şeye gittim. Eczaneye. Pardon sağlık ocağına. Doktor ilaç yazdı. Gözüm için şunu yazmış. Diğer ilacın pek bir faydasını görmüyorum. Sanki boğazım için şu Andorex ve Amoplevin yazmış. Hemen oradan tavukçudan da tavuk kıyması ve tavuk göğsü aldık. Yumurtamız bitmişti. Yumurta aldık. Annem buradaydı o arada zaten. Şunu alacağım. Bu da şey pirinçuma. Tamam. Hemen ben ilacımı bir içeyim de. Çok fena ağrıyor boğazım. Yutkunamıyorum ya. Yutkunamıyorum. Düşünün artık. Belki bilmiyorum bu antibiyotiğin belki gözüme de faydası olur. Yani ben boğazım için yazdırdım ama inşallah gözlerime de faydası olur. Dayanamıyorum artık. Bu dağ palmiyesinin de balkondaydı. Balkonda böyle yaprakları sararmaya başladı. Zaten bu böyle dışarı çiçeği değil. Evin içinde yetişmesi gerekiyormuş. Oradan aldım mutfak penceresine koydum. Bir türlü yalnız kutusunu değiştiremedim ya. Araya bayram temizliği ve hastalıklarımız girince bir türlü kutuyu değiştiremedim. Şunları yerleştireceğim birazdan. İlacımı içtim. Hemen şu göz damlasından Ali'ye damlattırayım. Uyumuş Nilay. Şu damladan hemen damlat bana. Ben öbür türlü mü dedim acaba? Neyse. Sağlık ocağına gittik geldik. Neyse ki ilacımı yazdırdım. İçtim ilacımı. Annemle Nilay'ı uyutmuş. Ben şu çamaşır işine yarım kalan yerden devam edeyim hemen. Böyle bırakmıştım yani. Nilay böyle çok ağlayınca öyle yarım bıraktım. Şöyle yapayım ben. Bir de arasında Nilay'ın da kıyafetleri var. Beyazları var. Onları hemen makineye yıkamaya. Hani şimdi yarım saat sonra işe gidecek. Çünkü o gitmeden işleri halledeyim ben. Nilay da uyuyorken en azından uyanırsa da o bakar. Sağlık ocağına bugün gidemeseydim. Şimdi bayram tatiline giriyoruz. Zaten bu yüzden çok kalabalıktı sağlık ocağı. Ay kapıdan içeri bir girdim. Aman yarabbi bir kalabalık bir kalabalık. Abo dedim çok kalabalık. Neyse sıra çabuk işledi ama. Hızlı adam seri bir şekilde. Muayene bile etmiyor yazıyor ilacı geçiyor. Seri o kadar bekleyen var ki. Zaten muayene de etse yazacağı ilacı aynı da. Adam artık o yüzden herhalde sıra çok yetiştiremeyeceği için. Bugün de cuma. Şeye girecek artık tatile girecek. 9 günlük bir tatile giriyoruz. O yüzden millet bugüne yüklenmiş valla. Hasta olan da olmayan da 9 günlük tatile giriyor diye ilaç yazdırmaya gelmişler. Eyle 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 benim ağrıdı. Şunu da çamaşırları götüreyim hemen. Sana gerek var ya. Ben işte hangisi ya?
iyi olmuyor da. Şimdi bulasam basıyorum. 3.15. Bas bassam da 3.15. Anlamadım neyse. Bayağı uzun sürecek. Kafamı karıştı acaba. Tamam. Beyazları çalıştırdım. Bu çıktıktan sonra şeyi atarım. Montları atarım artık. 2-3 tane 2-3 tane atarım. Montları da kaldırayım artık ortadan. Ay uyanmış sesi geliyor. Av 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 diyor. Kız çok uyudun kız. Çok uyudun. Bak bak sese bak sese. Ay boğazım felaket, felaket ağrıdı boğazım. Ay şu da şeyi de yazmış ama boğaz spreyi hiç sevmem kullanmayı ben boğaz spreyini. Şunu da bir kavanozum vardı benim. Arka balkona götürdüm herhalde. Ama şurada bir tane boş kavanoz var. Onu dökeyim onun yerine koyayım. İçinde bir şeyler vardı. O bayağı galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aman kapı açıldı. Aa onun kapağı niye açıldı? Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Şunun içindekini dökelim, onun yerine bunu kullanalım. Aman her şey bu ön tarafa koymuşlar. Bazı şeyleri arkaya koyduğunuzda niye böyle her şeyi öne koymuşsunuz? Şunu bir dökeyim. İçinde kalın. Puf yapar. Tavuk kıymasıyla akşama köfte yapayım diyorum. Bir de göğüs var. Göğsü olduğu gibi dolaba atayım. Ha var zaten. Dolap varmış. Dolapta yer yok işte. Şeye difrize koyacağım. İşte difrizi bu yüzden burada istedim arkadaşlar. Dolapta yer olmadığında hemen difrizi aç. Rahat rahat şöyle çekmecesine koy. Ve içine de karlanma, buzlanma falan da olur. Şurada artmışa bir karlanma var. Bunu da bayramdan sonra artık şey yaparım. Burada dolma biberlerim var. Dolma yapayım yakın zamanda. Şurada gördüğünüz gibi karlanma var. Ama o da onu bayramdan sonra çözdürürüm. Resistanında karlanma oluyor ama çekmecelerinde hiçbir şekilde karlanma olmuyor. En azından yani bu şeydeki gibi şu benim normal dolabın buzluğu gibi karlanma olup da ürünleri birbirine yapıştırmıyor. Mesela boş boş kalıyor. Bakın içi mesela herhangi birbirine hiç yapışmıyor. Yani şöyle çekmece kısmı derin dondurucu gibi oluyor ve kullanımı çok rahat oluyor. Onu oraya koyduk. Şunu dolaba koyayım. Dışarıda kalmasın. Bundan köfte yapacağım çocuklara. Yumurtayı falan bunları da ayarlamam lazım. Hazır şeyken şunu yıkayacağım. Şöyle alayım canlarım sizi. Yumurtayı. Ay kırılmış ya. Yumurta kırılmış. Görsün bir iki çıktı şimdi bana. Bak görüyor musunuz? Poşet. Evet.
Ay ben var ya acayip yutkundukça boğazım nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor anlatamam size. Acayip ağrıyor boğazım ya. Bu şey, şunu şöyle 3 tane almış. Bunları şuraya koyayım da. Neyse Ali şey dedi. Yarın bakalım yani evde başka bir iş çıkmazsa eğer. Yarın dedi şey yaparız. Kömbeyi de yarın yaparız dedi. Halı yıkamayı da yarın yaparız. İkisini yaparız dedi. Ben biraz stres yapıyorum kendime. İşte halıyı bugün yıkayacaktım da yıkayamadım da falan filan diye. Bir de Ali gündüze dönüyor biliyor musunuz? Yarın evde olacak. Öbür gün gündüze dönüyor. Gündüze dönünce bütün gün iş yerinde olacak. Bir şey olmaz dedi. Ben akşam gelince dedi. Akşamüstü de yıkarız dedi. Bakalım artık. Açık kaldı buzdolabı. Toparlarım. Önce şu yumurtaları falan bir dolaba koyayım. Artık havalar ısındı. Dışarıda bekletmiyorum. Yalnız sabah kalktık. Benim ayaklarım üşüyor. Çorap giydim ayaklarıma. Yani bir haftadır çorap falan giymiyorum. Çocuklar hiç giymiyor zaten. Bugün sabah kalktım. Boğazım ağrıyor ya. Şey, bir de böyle üşüme hissi geldi. Şey yaptım artık. Çorap giydim ayaklarıma. Hava böyle sıcak, ısındı yani sıcak ama ayaklarım üşüyor. Ya hastayım ondan artık bilmiyorum. Şimdi şunu yumurta keplerini çöpe göndereceğiz. Önceden yumurta keplerini çöpe falan da atmazdık. Biriktirirdik soba yakıyorken. Çok soba yaktım. 10 sene mi? 10 sene soba yaktım yani ben. Arka balkona şey koyardık. Odun, kömür işte. O da o zaman üstü yoktu arka balkonun. Ondan dolayı yağmur yağdı mı bütün odunlar kömürler ıslanırdı. Bir de arka balkonun ortası hafif böyle çukur olduğu için yağmur yağınca orada bir su göllenme olurdu. Hala oluyor. O da çok yağmur yağarsa oluyor. Çok çılgınlı böyle sağdan soldan vurarak yağıyor ya yağmur böyle çılgınlı derler. Öyle yağdığında oluyor. Normal yağmurda olmuyor. Balkonda işte ne bileyim böyle odun kömür ıslanır. Ben her odun kömür almaya çıktığımda çorabım ıslanır. Bu yumurta keplerini de işte o zaman şey yapmazdık, çöpe atmazdık. Biriktirirdik. Sobada çok güzel yanardı. Soba tutuşturması iyi olurdu. Buyurun. Kırılmış. Bütün akı şey yumurtanın içi değil akmış. Bunu yıkamam lazım yumurtaları. Şunun içine koyayım da yıkayayım bunun içinde. Bir de dün birçok takipçim işte ya difrizi veyahut da kurutma makinesini hep arka balkona neden koymuyorsun diye yazmış. Arka balkona böyle beyaz eşya koyacak gibi değil arkadaşlar. Arka balkon sadece üstü kapalı, kenarları açık. Yağmur çok çılgınlı yağdığında, böyle fırtına yağmur falan olduğunda arka balkon yağmur alan bir yer. Hem yerde çukur, hafif çukurluk var. Orası bildiğiniz su göleti oluyor. Hem de makinaya da sağından, solundan, her yerinden yağmur değer. Difrizi de koysam veya kurutma makinesini de koysam yağmur değer. Olmaz yani. Dışarıda böyle eşya olmaz. Kapalı balkon olur, tamam. Amenna. Yani mesela apartmanda balkonları böyle pimapenle çeviriyorlar mesela diyelim. Eskiden pimapenle, şimdi cam balkon yapılıyor. Hani öyle bir yer olur. Difriz de koyarsın, erzak dolabı da koyarsın. Kurutmanı da koyarsın, çamaşır makinanı da koyarsın. Her şeyini koyarsın öyle yere. Ama burası böyle bildiğiniz açık balkon yani. Açık balkona koyulmaz. Her yerden yağmur geliyor. Olmaz yani.
takipçilerim sürekli bana fikir vermeye çalışıyor. Göknur şöyle yap, Göknur böyle yap. Allah razı olsun. Valla dikkate alıyorum ama yani birçok fikirlerinizi de denedim. Mesela onu oraya koy, bunu buraya koy dediniz, yaptım. Olan oldu, olmayan olmadı. Metre elimde, orayı ölçtüm, burayı ölçtüm. En olur şekil bu. En oluru bu. Artık tek kafamı karıştıran bir şey var. Benim kafamı tek kurcalayan bir şey var. Acaba fırını çalıştırdığımda kurutma makinesine zarar verir mi? Ya da kurutma makinesini çalıştırdığımda fırına zarar verir mi? Onun ikisini üst üste koydum ya. Yani tek korku mu? O yüzden artık şimdi biraz önce bir takipçim yazmış. Zannedersem annesi bulaşık makinesinin üstüne fırını koymuş herhalde. Ondan dolayı fırın çalışınca bulaşık makinesi bozulmuş zannedersem. Fırın ısınıyor ya. Şimdi o geldi aklıma. Yani şu an o yorumu okuyunca açıkçası biraz kafam bulandı. Acaba dedim. Acaba olur mu? Birbirine zarar verir mi? Makinalar, eşyalar yani fırın ve kurutma makinesi üst üste olduğu için acaba onlar birbirine zarar verir mi? O benim şimdi kafamı kurcaladı. Bu konuda bana fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Bu şekilde kullanan var mı? Çünkü fırın ısınan bir şey. Fırının sadece dışı, içi ısınmıyor. Dışı da ısınıyor. Dışı da ısındığı için makineye zarar verir mi, vermez mi? Vallahi bilmiyorum işte. Ay Allah kahretmesin değil mi? Ya sabır ya. Allah'ım. Çiğin kenarı. Taburenin kenarı kırık. Kırık olan yer. Poşete takıldı. Poşet yırtıldı. İçinden yumurta akı yere döküldü. Allah'ım ya. Nereden nereye yani? Nereden nereye? Bu tabureler de değişecek. Şuraya bir yere tabureye damladı. Yere değil de. Taburenin kenarına damladı. Bu tabureler de daha geçen yeni yıkadım ama kırıldı iyice. Bunlar da değişecek. İşte her şey üst üste geliyor. Hangini yapacağız bilmiyorum valla. Allah büyük. Allah'ım. Ilık bir şey yapayım ben ya. Ihlamur yapayım da içeyim. Yani zaten birçok takipçim bana yazmıştı. Göknur çok iş yaptı. Son günlerde kendini çok yordun. Bırak işleri, dinlenmeye geç. Bak vücut artık şey verecek, tepki verecek. Verdi vücut tepkisini. Vallahi vücut tepkisini verdi arkadaşlar. Şunu da atayım. Ben de bekliyordum zaten. Vallahi bak bu şeyi bekliyordum. Yani bu kadar iş yapmaya, bu kadar kendimi yormaya, terlemeye. Sonuçta iş yaparken terliyorsun. Bu kadar şeye illaki vücut bir yerden bir patlak verecek diyordum, verdi. Boğaz ağrısıyla başladık yani. Hem boğaz ağrısı hem göz. Önce göze vurdu. Ay hem sonra boğaza vurdu. Boğaz ağrısıyla beraber hafif bir grip hali gibi de var yani üzerimde. Böyle şey hapşuruk falan sürekli. Öksürme yok, öksürüğüm yok gibi de hapşuruk var. Sürekli hapşuruyorum. Şunu yıkadım. Bunun içinde de daha önce pirinç unu vardı ama uzun zamandan beri o pirinç ununu kullanmadığım için o artık bayatlamıştır. Onu döktüm, yıkadım, turlayıp şey yapacağım. Yeni aldığı pirinç ununu koyacağım. Artık hani Nilay'a yavaş yavaş ek gıdaya başlayacağım ama daha yine de ben erken gibi görüyorum. Yani hemşire de öyle dedi. 6 ayı bekle dedi. Ha ben bu pirinç ununu ne için aldım? Hani bazen çarşıya pazara bir yere gidiyoruz ya. En azından şöyle küçük bir biberon yaparım. Ben gittiğimde Nilay acıktığında anneme bırakıyoruz. Şey olmuş. Kırılmış ve akmış komple.
birbirine değerleri yıkadım. Evet. Buradaki 3 bulaşık var da artık Ali'ne gidiyor. Evet. Şimdi Nilay da acıktı, önce onu. Öncelik onu doyuralım. Doyuralım kızımı. Boncuğumu doyuralım önce. Onu yıkadım da onu ben bir suzeye koyayım. Kurusun içinde. İşte o pirinç ununu o yüzden alıyorduk. Bir yere falan çarşı pazar işimiz oluyor, market işimiz oluyor gittiğimizde. Artık çok sık acıkıyor. Büyüyor teyzeleri. Çok sık acıkıyor. Saat başı acıkıyor yani. Büyümüyor. Büyümüyor mu babası? Aşk olsun, sen bu kıza büyümüyor mu diyorsun? Yerim onu ben. Ağzını burnunu yerim ben onun. Oy 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 şekerim. Oh oh. Oy. Kızım. Ne yapıyorsun şey? Ya bak o çöp delindi, onu da şeye koymam lazım. Çöp mü? Çöp torbası. Yumurta akıyor şey ya, çöpünü de şey yaptım. Koy kapının önüne. Onu oraya koyarken taburenin kırılan yeri ona takıldı, oradan yumurta akıldı. Tamam. Neyse ben onu da şey yapayım. Ayarlayayım da. Haydi. Hı hı. Tekrar bir poşete koyacağız bunu. Bana görüyorum. Emziği ağzından çıkardı, parmağı yapıştırdı. Aylin iki oldu ya. Ablası gibi. Aylin iki oldu başımız Aylin. Yerim senin o parmağını. Ne var o parmakta? Ne tat var acaba? Allah Allah. Yok, tup tup tup. Aynı Aylin gibi ya. Şuna bakar mısın? Hangi parmağını bir Aylin? Sağ mı? Fark etmiyor onun için ki. Parmak olsun diyor yani. Ama Aylin biraz bırakmaya başladı. Aylin bir de mücadele ediyor yavrum bırakmak için. Hoş geldin annem. Çöpleri ayarladım. Karnım aç. Karnım aç. Girer girmez içeriye, karnım aç. Acık mıyım mı? Acık. Acık mıyım mı? Hadi. Parmağını. Yürün mü abisi? Aylin gibi parmak yemiyor bu da. Ne oldu? Beni gördüğüne sevindin mi? Kuzum. Kuzum. Dip dip dop dop. Dibi dip dibi dip.